İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkebeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Hazreti Ömer Radiyallahu anh Tamamlansın yüz sopa Ömer İbn-i Hattab'ın adlini ölçmek için toplandı Yahudiler bir yere hepsi bir gün. Bir tanesi dedi ki, bana verin bu işi. Bakalım bu kadar çok adil miymiş bu kişi? Bir plan hazırlayıp girdi doktor şekline. Geldi Ömer Faruk'un mübarek hanesine. Zayıf bir oğul evinde halifenin dedi ki ben hekimim neyin var böyle senin çocuk pırlanta gibi saf ve temizdi gayet dedi ki bedenimde var birazcık zafiyet yahudi şeytan gibi dedi ki peki hay hay üzülme bu illetin tedavisi pek kolay bizim evde bu derde var ki öyle bir ilaç, onu iç, başka şeye kalmayacak ihtiyaç. Götürdü böylelikle onu kendi evine. Şarabı ilaç diye tutuşturdu eline. Saf, temiz kalpli çocuk, aldanıp Yahudi'ye, içti o gün şarabı, şifalı şerbet diye. Çocuk bir müddet sonra kaybetti kendisini. Yahudi bunu görüp sürdürdü hilesini. Gönderip genç kızını hemen onun yanına şarabın tesiriyle günah işletti ona. Az sonra kendisine gelince çocuk birden tövbe etti ise de geçmiş idi iş işten. O alçak Yahudi ise halifeye gelerek istedi cezasını bunu ihbar ederek Halife çok üzüldü olan bu hadiseye, sual etti oğlundan, doğru mudur bu diye. Hakikat olduğunu anlayınca o hemen derhal verdi hükmünü, hiç tereddüt etmeden buyurdu, yüz sopadır cezası iş bu suçun, derhal infaz edilsin, istisnası yok bunun. Yalvardı cümle eshab o zaman halifeye. Mazur görün çocuğu, kurban gitti hileye. Zayıftır, dayanamaz çocuğa acıyınız. Suçunu bu seferlik bize bağışlayınız. Lakin o affetmeye etmedi hiç temayül. Buyurdu, din işinde olur mu hatır gönül? Onlar ısrar edince birden geldi hiddete. Dedi, bu teklifini sığar mı adalete? Cezasını çeksin ki bu günahın peşinden kurtulsun ahirette cehennem ateşinden. Başladılar vurmaya ikna edemeyince. Bayıldı acısından sopa kırka erince. Asap yine toplanıp yalvardılar af için. Lakin kat'i surette vermedi buna izin. Buyurdu devam edin, tamamlansın bu ceza. Zira budur din emri, oğlum da olsa keza. Devam ettilerse de, bir bitap düştü begayet. Sekseninci sopada, vefat etti nihayet. Çok üzüldü, ağladı oğlunun öldüğüne. Fakat dinin emriydi. ...pişman olmadı yine. Çocuğu rüyasında gördü bir hesaptan, Diyordu... ...Hak hala razı olsun babamdan... ...ki onun sayesinde cennetteyim ben her gün... ...bir an ayrılmıyorum hizmetinden Resulün. Diyanet dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada soru söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyursun hocam. Efem Süleyman Meceza Hazretleri Eyühek Velet kitabında buyuruyor ki hiç kimseye lanet eyleme. Zira lanet eylediğin adam lanete müstahak değilse yaptığın lanet sana döner. Hayvanata dahi lanet eyleme. Zira melekler sana lanet ederler. Namazı terk edene yüzüne karşı da arkasından da lanet edilir. Zira farz olan namazı özürsüz terk eden dört kitapta da melundur. Elinden geldiği her zaman emri maruf eyle. Yani İslamiyet'in emirlerini söyle. Fena şeylerden men et. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki ahlakı zemime yani fena kötü ahlak olan dört şeyden vazgeç. Onlardan çok sakın. Bir, çok mal toplayıp yememek. İki, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılmak, üç bahil olmak yani cimri olmak, dört halis olmak. İnsanda haya olmak iman nişanıdır. Hayasızlık küfrü muciptir. Haya evvela Allahü Teala'ya karşı olur buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim günler. Buyurunuz. Hayırlı, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim buyurun. Hocam ben size bir soru soracaktım. Ben çarşamba günü babam vefat etti. Geçtiğim çarşamba günü 3 gün önce. Sağ olun teşekkür ederim hocam. Ee, ben komşularımız birkaç kişi geldi. Dedi ki e, dehşet namazı kılın dediler. E, yastıyız, ne akşam na ne namazı? Ne namazı? De dehşet, dehşet namazı diye bir Dehş namaz var mı hocam? Dehşet namazı. De Yok öyle bir dehşet şey. Dehşet namazı. Ben inanmadım gelsi de bir de size sorayım dedim. Hocam e, akşamla yatsı arası kılmıyor dedi. E, cenazenin kabreye konuldu ilk akşam kılın dedi. Şey, e, kabre azabı görmemesi için dedi. Ben inanmadım da geldi bir de size sorayım dedim. Hocam öyle bir namaz var mı diye. Birincisi. ikincisi de hocam e, çarşamba günü babam vefat mi hocam? Onun arkasından bir hafta çok önemli demiştiniz. Onun arkasında ne yapabiliriz? Gerçi biz e, toplanıp 9-10 kişi hatmi falan yaptık dört kere beş kere. Onları gönderip hocam. Bir de e, hatim Kur'an-ı Kerim dağıttık bir iki, iki, iki şer, O hatim olmuyor biliyorum ama Kur'an-ı Kerim okuma sevabı var demiştiniz hocam. Onlar falan bağışlayacağız şimdi gün inşallah. Başka neler yapabiliriz hocam? Belki bir de 90 efendim. yaşında vefat etti ya babam onun müjdelerini falan eylemek istiyorum Kaç yaşında? 90 yaş. 90 yaşında. Tamam. Allah Teala rahmet eylesin, mekanını Aa. cennet eylesin efendim. Amin inşallah hocam. İyi günler. Peki, teşekkürler, İyi sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam, benim oturduğum önce dua istiyorum hocam. Eşim çocuklarım namaza soğuk davranıyorlar. Allah Teala hidayet var. nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Onların bizlerin de ahir vakıbetlerini hayır eylesin inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Tamam. Hocam benim oturduğum yerde binanın altında mescit gibi bir yer var. Şu an hani teslim namazı falan tutalım diyorlar. Hem de sizden duyduğuma göre hani cemaatle olmaz. Tek başına olur diyoruz. Terafet kılalım diyorlar Ramazan'da. Siz de şey diyorsunuz ya hocam hani vakit girmemiş oluyor. Hı hı. Ben gitmek istemiyorum. Onlar da beni farklı gözle görüyorlar. Nasıl yapsam hocam? Peki efendim. Hocam bir de şey için 3 Mart'ta mı kandil? 10 10 Mart'ta. 10. Şey 10 Mart'ta. Onun için hatim vermek istiyordum hocam. Tamam efendim. Bitti mi hatimimiz? Bitti bitti. Tamam biz kaydediyoruz efendim bir hadi. Tamam hocam. Tamam. Hayırlı günler Allah'a emanet Teşekkürler. olun. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hayırlı günler. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler buyurun dinliyoruz. Hocam benim bir hatimim var. Aa, evet, bir de iki, iki tane tevhid var. Yetmiş bin, yetmiş bin, yetmiş bir, bir, 70 bir de bir. Tamam efendim. İki ha, tane bir hatim tevhid. Ha, bir de yazık. hocam şimdi bu ee, işte, Kulhu Allah hani sabah namazında bir defa senden duydum on bir defa okuma her namazın peşine mi okumak onu? Tabi her namazın arkasına. Bir de hocam gece kalktığın sıra yatsı namazıyla bitiri kaza kılabilir misin? Alo. Evet. Ee, di, e, Nasıl bir daha söyle. Bak şimdi kaza kılacağım ya gece kalktım. Kalbini hmm. kıldıktan sonra kaza kılacağım. Yatsının kazasıyla yani e, sviti vacip kılınır mı? O, sab, o birini de sabahtan tamamlayan bir günlük namazı evle ikinciyi de olur mu öyle? Olur efendim. İzah edeceğiz onu. Ya hocam sana bir dua soracaktım. Hasbin Allahu la ilaha illa hu tevekkeldü ve huve ve hu ve şaşırttım. İşte o dua o, çekilir mi? Oku. Çekilir çekilir oku. Tamam. E, Okumuyor. Tamam bir tamam. de çocuklarıma dua istiyorum hocam. Rabbim iki can saadeti versin, hayırlı kimselere karşılaştırsın inşallah. Amin Teala, hocam. Efendim. Allah razı olsun. Allah seni başımızdan Hayır esir Hayır. Hayırlı günler. Peki teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim ee, şey, yayına girmeden önce, e, dün 28 Şubat'ta, 28 Şubat'ta Emen abilerin kayınvalidesi, Tabi Enver abiler hep hanıma ne dedikleri için çalışanlar da bunu Enver abiden duyar diyor. Onlar da hep biz hanıma ne diyorduk. Ee, Seyit Abdülhakim Arvasazetlerin talebelerinden Yusuf Siyah Akşık'ın Kerimesi, Hüseyin Hilmi Efendi'nin de hanımefendisi. Seyit e, Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin de teveccühlerine kavuşmuş bir hanımdı. allah Teala rahmet eylesin. Hatta bir seferinde e, Seyit Abdülhakim Arvasazetleri Hazretleri bir şeyler yazmışlar. Al bunu sakla buyurmuşlar. O yazdıkları da e, hatta babalarına götürünce e, Yusuf Ziya amca rahmetullahi aleyh diyor ki evladım bunu sakla. Önce ben, ben saklayayım sonra ben sana veririm. Sen saklarsın diye. E, yani Seyyid Abdülhakim bu hanımefendiye olan lütuf ve iltifatını ifade eden cümleler. Oraya yazmışlar Seyyid Abdülhakim Arif bahsedikleri. <laughs> nefise-i siret, hasene-i suret, ruhiyet-i aliyesi ile müşerref olan zevat-ı kiram bahtiyardır. Ne demek? Nefise-i suret, hasene-i suret, ruhiyet-i aliyesi ile müşerref olan zevat-ı kiram bahtiyardır. Bu e, mübarek yüzü, e, yani hanımannenin yüzünü e, ee, gören bu eti aliyesiyle müşerref olan yani onun yüzünü gören zevat-ı hatta bunu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki zevat-ı buyuruyorlar. Bahtiyardır. Yani e, Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri e, buyuruyorlar ki senin yüzünü gören zevat-ı Yani seçilmiş insandır. Sıradan insan değildir. ...bahtiyardır buyuruyorlar... ...bahtiyardır buyuruyorlar... ...ha diyeceksiniz efendim için aynı şekilde aktardınız... E ...şimdi Emel abiler... allah Teala rahmet eylesin... ...bu hanımanneler vefat edince... ...giden gidiyor yeri boş kalıyor... ...hakikaten yeri boş kalıyor... ...yeri boş kalıyor... ...ben Hüseyin Hilmi Efendi... rahmetullahi u Teala Ali Hazretleri'nden aynı şekilde... ...bizzat dinlemiştim... Kabul muymuşlardı... ...böyle pasta falan gelmişti... Buyurdular ki, e, kardeşim buyurdular, bu pastadan yiyin. E, bunu bizim hanım yapmış, bizim hanımefendi yapmış buyurdular. E, biz buyurdular, Efendi Hazretleri derlerdi, Efendi giderdik evde Bizi kabul buyururlardı. İki tane divanı vardı, birisinde kendileri otururlardı. Karşısındaki divana da misafirlerini oturturlardı. Bir gün gittim kardeşim, ben buyurdular, e, yani hocamın Efendi yüzüne bakamazdım. Fakat Efendi böyle yere bakıyordum ama, Efendi Hazretleri'nin oturduğu divanın e, örtüsü sallanıyordu. Gayri ihtiyar herhalde kedi girdi, kedi sallıyor falan. Orada bir küçük kız çocuğu çıktı kardeşim buyurdular. Küçük bir kız çocuğu çıktı. Meğer bizim hanımmış buyurdular. <laughs> Daha küçüklükten itibaren Seyit Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin nazarlarıyla aynı şekilde büyümüş... Onun bu şekildeki böyle iltifatına aynı şekilde mazhar olmuş bir evet. hanımefendi. Vefatı işte seney devriyesi oldu. E, 28 Şubat da onun ahirete intikali idi. allah Teala rahmet eylesin, Şefaatlerine nail eylesin, mekanını cennet eylesin inşallah Teala. Bize de cenabı ı Hak onların hatır ve hürmetine evet. iman selameti nasip edip, Orada onlarla beraber olmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet. Şimdi hocam Tabii, bir şey Söyleyebilir miyim? Ee, şimdi, Tabii. E, Hüseyin İlmi Efendi de Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin dergahına gitmeye başladığında... E, ...daha çok küçük yaşı. E, 16-17 falan. O civarı. Evet. Yani bir lise talebesi bugünkü. şimdi Aynen öyle. E, ve e, anlattıklarına bakılırsa... E, ...böyle 16-17 yaşındaki insanlara şimdi bakınca biz yani arada çok büyük farklar var. Şimdi insanlar da zannediyor ki ya işte o hocasına gittiğinde ziyarete e, bu yaşı 30 falan varmıştır. Öyle bir şey yok yani o kadar küçük yaşları da. E yok 40 50 zannediyor. 40 50 zannediyor <laughs> <Evet. gülüyor> Fakat e, Seyyid Abdülhakim Arvasaz Efendinin yaşça en küçük olan talebesi Hüseyin İlmi Hatta e, Hüseyin Efendinin babası yaşında talebeler var. Hatta bir hadise anlatılır. E, şimdi ben kendilerinden dinlemiştim. <laughs> Anneleri e, tıp fakültesine gitmişti. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Fakat hocası Seyit Abdülhakim Arvaz'a dedir. Ezacıra geçin buyurmuşlar. Annesi bunu duyunca demiş kendimi öldürürüm. <laughs> Eğer tıp fakültesini bırakırsan. E, şimdi demin de sizin ifade ettiğiniz gibi 16-17 yaşında gel, delikanlı. Bunalmış. E, Bu e, Vezleciler tarafında bir cami göstermişlerdi. Oraya bir ikindi namazı için giriyor. Ee, sonra, e, on sonra orada önüne geliyor. Diyor ki dışarı çıkayım karşılaştığım ilk Müslümanla e, birisiyle isyare edeyim diye. Namazı kılmış çıkıyor. Böyle babası yaşında birisi. Selam vermiş. Buyur evlat demiş o da. Demiş bir şey isyare etmek istiyorum. Buyur evlat demiş. Demiş ki annem diyor ki tıp fakültesinden ayrılırsan kendimi öldürürüm. Hocam da diyor ki eczacılık fakültesine geç. <laughs> ne yapacağım şaşırdım diyor. Tamam. <laughs> O soran diyor ki evlat diyor senin hocan kim? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri diyor. O zaman meğer o da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin talebesiymiş. Evlat diyor Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için bin anne feda olsun. Hocayın dediğini yap diyor. <laughs> Kalbi rahat diyor. Elhamdülillah diyor. Meğer o da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin talebesiymiş. Hani demin dediniz ya hani yaşı evet yaşı çok ileride olanda var talebeler içerisinde. Evet. Ama e, en genci bu daha o zaman bekar. Babası aynı şekilde vefat etmiş Hüseyin Hilmi Efendi'nin e, annesi ve kız kardeşleri var. E, i̇şte 16-17 yaşlarında. Zaten e, Seyyid Abdülhakim Arbaz tanıdığı yaşlarda o yaşlar. Evet. 16-17-18 o civarda tanıdı. E, i̇şte e, hanımefendileri e, Siret Hanım, rahmetullahi Teala aleyha. İşte o zaman daha küçük kız çocuğu. 4-5 yaşlarında, 5-6 yaşlarında. O da işte e, şeye gidiyor. O e, Dergaha gidiyor. Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'nin dergahında büyüyor. Ve onun nazarlarında büyüyor. Onun nazarlarında büyüyor. Ve ondan sonra da işte Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri bu iltifatta bulunmuşlar. Nefise-i Siret, Hasene-i Suret, Rüyeti aliyesi ile müşerref olan Zevat-ı Kiram Bahtiyardır. Zevat-ı Kiram Bahtiyardır. E, kimler gördüyse mübarek olsun, afiyet amin, olsun. Amin. Cenab-ı Hak bizlere de şefaatin nail eylesin. Amin. inşallah ta'ala. Ve rahmetle yad ediyoruz hanımannemiz de allah Teala rahmet eylesin. Bütün aynı şekilde ölmüşlerimiz de rahmetle iade ediyoruz. Ee, Enver abinin vefat da Şubat ayı içerisinde oldu. Ee, hanımannenin vefat da Şubat ayı içerisinde olmuştu. Cenab-ı Hak şefaatlerden eylesin inşallah Teala efendim. Amin. Efendim e, gelelim ilk dinleyicimizin sualine. Babam dedi vefat etti. Vefat edince ya Mustafa Bey sen bunları bana öğretmedin. İşte cahil kaldım böyle köyden de geldim bilmiyorum. Elim kalem tutmaz, gözüm görmez, kitap okumasını bilmem. Bak dehşet namazı bile varmış. Niye öğretmedin bunları bana? Bilsem öğretirdim hocam. Tüh <laughs> senden bilmiyorum. Ben de şimdi duydum. <laughs> sen de bir köyden geldin. Evet. <laughs> Tüh. dehşet namazı Allah Allah. Uydur uydur söyle ya. Ya Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Piyasada insanların Bu duygularını sömeren ve yazdıkları Kitaplarla dua kitabı benzeri şeylerle Bu insanların bu duygularıyla alay eden Sömeren onlardan para kazanan Bir sürü sahtekar ve alçak var Hani diyeceksin ki efendim yani niye Bu kadar aynı şekilde ağır ifade kullanıyorsunuz Ya biraz önce Süleyman Müceza hazretlerinin Eyühel Kitabında aynı şekilde bir nakil yaptı Kimseye lanet etme buyuruyor Hayvanlara da etme ama Bilerek namaz kılmayana aynı şekilde Lanet edilir çünkü dört kitapta da bunlar melundur. E bunlar aynı şekilde allah Teala'nın diniyle oynuyor. Bunlar melun. Allah-u Teala'nın da meleklerinin de aynı şekilde laneti bunların üzerine olsun. E, i̇nsanların duygularıyla ve inançlarıyla aynı şekilde oynuyorlar. Tabi belalarını bulurlar. Ve böylelerine tabi olanlar da belasını bulur. Ama efendim bizim kabahatimiz yok öyle değil o. allah Teala herkesi müstakil yaratmış. Herkese akıl vermiş. Bak Burada aynı şekilde bunları anlatan var. Burada bunları söyleyen var. Bunları yazan var. E, otur sen de de ki... ...Ya Rabbi benim altyapım yok, bilgim de yok. Ben bunları aynı şekilde... E, ...hangisi doğru, hangisi yanlış bilemiyorum. Ben sana doğru inanmak, doğru ibadet etmek... ...doğru yaklaşmak, rızanı, rızana kavuşmak istiyorum. Bana doğruyu göster. Vallahi de, billahi de, tallahi de... ...bir kimse samimiyetle Allah-u Teala'dan bunu talep ederse... Allahü Teala bu kulu ister Everest'in tepesinde olsun, ister okyanusun ortasında olsun, ister sahra çölünün ortasında olsun bir e, doğru olan bir kimseyi karşısına çıkartır veya bir kitap çıkartır veya kalbine aynı şekilde ilham eder. Bu kesin. Çünkü Allahu Teala hepimizin Rabbi ya. Hep misin? Ne yapalım böyle? Ha, sen ne yapalım dersen nefsine tabisin. Kusura bakma arkadaş. O böyle dedi ben ne yapayım? O dedi ben de yaptım. İyi. Beraber aynı şekilde cehenneme. Cehennem kütüğü olursunuz. allah Teala muhafaza buyursun. Efendim ölen bir kimsenin arkasından e, hangi at al, at isminde olursa olsun namaz kılınmaz. Ama Hanefi mezhebinde beş vakit namazın bile, beş vakit namazın sevabı bile e, Ramazan ayında tutulan farz orucun ve diğer zamanlarda yapılan nafile ibadetlerin, nafile oruç, nafile sadaka okuduğun Kur'an-ı Kerim, tesbihat ne varsa bunların sevabını diri ölü herkese hediye edebilirsin. Maliki ve Şafii mezhebinde okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabı mesela gönderilemiyor. Hatta Seyyidi Hilmi Efendi Rahmetullah evet. Talali e, buyuruyor ki yani fi niyet ederek Maliki ve Şafii mezhebindekiler e, gönderebilirler. Hatta e, Şafii mezhebindekiler mahsup ettim diyorlar tamam mı? Ama e, e, Hanefi mezhebinde bedenen yapılan ibadetinde, malen yapılan ibadetinde sevapları diri ölü herkese gönderilebilir mi? Gönderilebilir. Ölen bir kimse hakkında da e, şirket işte kitabının yayınlamış olduğu mektubat kitabında İmam-ı Rabbani Kudüs orada buyuruyor ki e, önem bir kimse bir hadis-i şerif naklediyor. Önem bir kimse Denize düşmüş yüzme bilmiyor. İmdat beni kurtarın diye bağırıyor. Bu kimsenin haline benzer. Anasından babasından yakınlarından birisinden aynı şekilde bir dua beklemektedir. Artık öldü bir amelide söz konusu değil yok. Yardım edilecek ne yapılacak? Mesela saadeti ebediyede vefat eder etmez ilk bir hafta duran, e, durmadan Kur'an-ı Kerim okumak müstahaptır. Sevabı ona gönderilir. İskatı yapılır. Ondan sonra kendisi yetiştiremezse bile 3-5 kişi bir araya gelmek suretiyle hatmi tehlil yapılır. 70 bin adet okunur. Ondan sonra dinleyicimiz de dedi mesela 30 cüz dağıtılır. Buna hatim denmez buyuruyor ama Kur'an-ı Kerim'in tamamı okunduğu için bunların sevapları gönderilir. Buna da belli zamanlarda değil. En azından hiç olmasa cuma geceleri. Şu anda mesela Recep ayı içerisinde bulunuyoruz. Mübarek bir zaman dilimidir. Ya otururken kalkarken la ilahe illallah diyerek, estağfurullah diyerek, la havle okuyarak, salavat-ı şerifi okuyarak, Rabbena ayetine okuyarak. Yani abdestsizsemez istemez bunlar. Abdestsiz de bunlar okunabilir. Bunlar aynı şekilde toplar. Ya Rabbi işte ölen babamın ruhuna da hediye ettim diye ona yardım edilir. Demek ki yapılacak iş bundan sonra ölen kimse için... Arkasından Kur'an-ı Kerim okuyup göndermek. Kelebe-i Tevhid e, işte efendim 70 bin olmadı. Olmasa bile göndermek. Salavat-ı Şerif'i okuyup sevabını göndermek. Sadaka vermek. Allah-u Teala'nın dinini yaymak için e, kitap alıp dağıtmak. Sadakaların en üstünde farz sevabı da hasıl olur. Bunlardan hasıl olan sevabı göndermek. İstihatını bilenler tarafından aynı şekilde yaptırmak. E, ve diğer günlerde hatırlayamazsa bile hiç olmazsa cuma gecelerinde Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsa Yasin-i Şerif okumalı. Ondan sonra e, efendim ben bilemiyorum. E, bilemiyorsa bir Fatiha üç ile soksun. Ruhuna hediyesin. etsin. Ya da kelime-i tevhid 100 tane, 200 tane, 500 tane çeksin. Ruhuna hediyesin. Böylece geçmişlerimiz daha aynı şekilde sevindirmiş olar mı efendim? Efendim e, gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Bu dinleyicimizin bir sual daha vardı hocam. 90 yaşında öldü babam dedi. 90 yaşında ölünce müjdeler falan. E, ha. Müjdeler. Efendim zaten e, şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullah Teala'nın İslam Ahlak Kitabı'nda e, itikad düzgün, ehl-i itikadında olan, namazını kılan e, kadın erkek bir Müslüman 60 yaşını geçerse Cenab-ı Hak ona şehitlik nasip eder buyuruluyor. Mustafa Bey gözümün içine bakıyorsun ama sen avucunun yani ben 60'ı geçtim. İnşallah o müjdeye kavuşmuşumdur. İnşallah. E, 80 yaşını böyle imanlı olarak geçerse bir kulum, mümin bir kulum 80 yaşını geçerse ona hesap sormaktan haya ederim. Allah Allah her şeyin sahibi. Utanırım diye yani ona hesap sormam. 80 yaşını zor yaşlar ama geçerse imanlı olarak geçerse ona hesap sormaktan haya ederim. Ondan sonra işte 90'a ulaşırsa 90'ı geçerse artık onların dünyalık olarak yaptıkları bile artı olarak yazılırmış. Artı olarak yazılırmış. Yani büyük nimet. Efendim işte kafirler de 90'ı geçiyor. Yüzü geçenler oluyor. Hasseten belirtiliyor. İmanlı olarak imanı da doğru itikat ise buyuruyor. Bu müjdeye kavuşur. Yoksa kafir de ölüyor. Kafirler de mesela harpte ölüyor. Şehit olmaz. Zulmen öldürülen kafirler var. Cennete girmez. Zulmen öldürüldüğü için kim zulmettiyse hakkını alır orada. Ama bu hal onun cennete girmesine sebep olmaz. Çünkü cennete cennete girmenin anahtarı imandır buyuruyor. İman yoksa, iman yoksa Allah Teala muhafaza buyursun. O kimse bir sürü hayır hasenat da yapmış olsa, iyilik güzellikler de yapmış olsa dünyada bunun karşılığını görür. Ahirette zırnık göremez bunları. Ahirette inkarının karşılığı olan Cehennem azabına gider. Efendim kafirlerden işte dürüst olanlar var, yalan söylemiyor, ne yapıyor? Doğru, ama dünyada rahata kavuşuyor. allah Teala ona sıhhat veriyor. Onu sana maddi imkanlar ihsan ediyor. Yani o ka onun karşılığını alıyor. Bugün Amerika'sı, Avrupa'sı, e, putperest Japon'un maddetin maddeten yükselmesinin sebebi e, allah Teala'nın bu emirlerine uyduğu için. inanmadığı halde uyunca gene karşılığını görüyor. Gene karşılığını görüyor. Müslüman olduğu halde, Müslüman olduğu halde İslamiyet'in en e, yani en ufak bir şey yalan var, gıybet var, zina var, her türlü pislik var her türlü pislik var. Ya e ondan sonra da işte Müslümanlar böyle geri kalıyor. Müslümanlıkla bir alakan kalmamış ki. Mürtet olmuşsun, kafir olmuşsun, kitapsız kafir olmuşsun. Haberin bile yok. Haberin bile söz konusu değil. e, e şimdi allah Teala ona yardım eder mi? Etmez tabii ki. E, ama kafir de olsa allah Teala'nın emrine uyana allah Teala dünyada karşını verir. Hatta kitaplarda buyuruyor ki bir kafir e, dünyada rahat e, bunlara uyarsa rahat eder. Rahat eder. Eğer yaptığı iyilik varsa o iyiliklerden iğne ucu kadar karşılığı dünyada verilmemiş olan varsa ölürken ölümü kolay olur buyuruyor. Ruh bedenden çabucak çıkar. Kolay çıkar. Eziyet edilmez. Ama ahirete gidince eli bomboş kalır. Eli bomboş kalır. Onun için allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah Teala. Amin. Efendim ee, gelen diğer dinleyicimizin sualine bizim binanın altında değil mi, mescit var. İşte diyorlar ki hadi tesbih namazı kıralım. Efendim tesbih namazı e, bir e, güneş tutulması bir de teravih namazı mezhebinde cemaatte kılınan nafile namazlardandır. Bunun dışında hiçbir nafile namaz cemaatte kılınmaz. Mekruhtur diye geçiyor. Dolayısıyla ister tesbih namazı olsun. Tesbih namazı var mı? Var. İslam ahlak kitabında var. neler okunacağı da bildirilmiş. Ve diğer namazlar da aynı şekilde cemaatte kılınmaz. E, şimdi kitaplarda mekruh diyorsa onu diyor biz kılacağız. Yani diyor biz diyor kitabı falan tanımayız. Peygamberi de tanımayız. Ben yapmak istiyorum bunu. Yap arkadaş. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Paşa gönlüm bilir. Paşa gönlüm bilir. Allah Teala cennette yaratmış, cennette yaratmış. Herkes istediği yere gitmekte serbest. E, kim neyi isterse, neyi murad ederse onu yapabilir. Nafile namazların bir tek teravih namazı ki o güneş tutulması namazı kürsü deniyor. Oho. O çok nadir vuku bulur, o da cemaatte kılınabilir ama onun dışında, onun dışındaki nafile namazların hiçbirisi Hanefi mezhebinde cemaatte kılınmaz ve mekruhtur dediği açıkça fıkıh kitaplarda yazılı. Dolayısıyla efendim, e, dolayısıyla dinleyicimiz de diyor ki siz böyle dediniz e, yani e, ben dünya yanaşmak istemiyorum, bana başka gözle bakıyor. Ne gözle bakarsa baksınlar ya, biz doğrusunu yaparız yayına girmeden önce o şiirlerle menkıbelerde Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretlerinin durumu anlatıldı. Oğlu. Yani Eshab-ı kiram dediler ki hileyle çocuğun başına geldi bu. Yani buna ceza verme. Dinin diyor hatır gönüllü mü olur? allah Teala böyle emretti. Hiç yapmadı çekinmeden aynı şekilde o cezayı verdi. 80 sobayı oğluna vurdurtturdu ve çocuk da öldü. Ondan sonra da babalık şefkatiyle ağladı. O ayrı bir mesele. Din bu. Kimsenin hatırı gönlü olmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir gün böyle geliyorlar. İşte birisi hırsız, hırsızlık, yapmış ya da bir suç mu işlemiş? İşte, işte efendim affın. Orada celalleniyor mübarek. Buyuruyorlar ki kızım Fatıma da aynı şekilde hırsızlık yapsa elini kesmekten çekinmem buyuruyor. Kızım Fatıma da radıyallahu anh'a yapsa elini kesmekten çekinmem buyuruyorlar. Din bu ya. Bunu şakası yok ki. Aa senin hatırın var senin bilmem. Yok öyle bir şey. Dinde hatır olmaz. olmaz. Teala'nın emri hepimiz için geçerli. Amir için, memur için, zengin için, fakir için, garip için, hatırlı için, dayısı olan için, herkes için geçerli bu. Dolayısıyla efendim orada taviz olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın de taviz vermemişlerdir. Ee, bunun için de efendim bize ne derlerse desinler. Ha dinin emri ben kusura bakma. Teravih namazına gelince. Ha dedi vakit e, girmeden dedi burada teravih kılıyorlar. Evet şu anda 12 dakika falan önce okunuyor yazsın akşamı düzgün okuyorlardı. Bir kaç akşamda da aynı şekilde bozdular onu. Öğle ve ikindi 4-5 dakika önce okuyorlar zaten. Ee, orucu da imsada sabah namazının vaktini çektiler. Ee, orada herhangi bir şekilde bir değişiklik falan filan yapmıyorlar. Ya benim garipme giden bir husus var şimdi. Ee, bu FETÖ ile mücadele ediyorlar. FETÖ ile mücadele. Ya FETÖ'nün söylediği bir, şey, bir sürü şimdiki aynı şekilde ilahiyatçılar bilmem neler falan söyleyip duruyor ya. Ya FETÖ'nün nesiyle mücadele ediyorsunuz siz? Yani FETÖ'ye verilen vazife allah Teala'nın dinini bozmak. allah Teala'nın dinini bozmak. Bunun için aynı şekilde e, İngiliz'i, Yahudi'si, e, neyse Amerikalısı bunun için şey yapıyor. İslamiyet'i bozayım diye. Osmanlı'yı da aynı şekilde şey yapıyorlar. Hatta o Churchill bile İngiliz başvekili diyor ki e, bunları diyor, silahla milahla falan yenmeniz mümkün değil. Bunların din adamlarını bozun diyor. Onlar zaten devleti yıkarlar. Öyle değil yani açıkça aynı evet. şekilde e, o Churchill öyle diyor. E, dolayısıyla e, dolayısıyla bakıyorsun aynı şekilde mezhepsiz zındık İslamiyetle aynı şekilde oynuyor. sen bunu aynı şekilde müdahale etmiyorsun. Bu senin de başın yer arkadaşım. Onunla FETÖ'yle öyle Onun ortaya koymuş olduğu dini anlayışı. Adam e, dün işte 28 Şubat televizyonlarda boyuna bangır bangır söylüyor. Başörtüsüne teferruat diyen adam oydu. Değil mi? Evet. Teferruat diyen oydu. Sadece o konuda değil ki dini konularda da aynı şekilde. Dini konularda da ee, oynuyordu. Adam aynı şekilde namazı da orucu da hatta orduya soktuğu, emniyete soktuğu dedi işte kızlar başına alsın, çıplak dolaşsın. On sana içkili için namazı işte gözünle kılın falan uyduruk uyduruk şeyler. E peki, cennete, diyanet, girmek onlar... cennete girmek iste, istiyorsanız Müslüman olmanız da şart değil. Hristiyan da olabilirsiniz, Yahudi olabilirsiniz. Hristiyan da olsanız hepsini, hepsini cennete sokuyordu. E şimdi sen e, fetöyle mücadele ediyorsun da bunu ne nesiyle mücadele ediyorsun. Yani FETÖ'den daha ileri zındıklar var şimdi. Onlar da bu memleket için, bu millet için tehlikelidir. Evet, dolayısıyla ehl sünnet kitapları ortaya koyup da bunu bu şekilde yetiştirmediği müddetçe senin geleceğin de tehlikelidir. Ve yarın ahirette bunun hesabını da herkese sorarlar. Herkese sorarlar. allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Evet. Ee, dolayısıyla namaz vakitleriyle adamlar oynadılar. Orada duruyor. Oruç gitti. Namaz da gidiyor. Ve dinleyicimiz diyor ki vakit müsait değil. O zaman dersin ki arkadaş kusura bakma. Açık açık söyler. Vakit girmeden aynı şekilde namaza duruyorsunuz. E herkes böyle diyor. Ben herkes değilim. Ben herkes değilim. Vakit girmeden namaz kılınmaz. Kusura bakma. Yani tavrını ortaya koysun. Tavrını ortaya koysun. Efendim komşu Komşu da arkadaş doğru dürüstse komşu. Yoksa allah Teala din değiştiren bir kimseye de komşu diye komşunun hatun diyor. Onun için Hazreti Allah radıyallahu anh Hazretleri, oğluna taviz vermedi ya. Komşu. Eğer komşu yanlışsa yanlış da söylenir. Gelelim efendim ee, son dinleyicimiz suallerine. Siz dedi bir anlatıydınız dedi. İhlas suresi dedi her namazın sonunda okunur mu? Efendim dua bittikten sonra elimizi yüzümüze tuttuktan sonra 67 defa, estağfurullah, 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 11 defa da ihlas. 67 istiğfar, 11 de ihlas. Durumumuz müsaitse bunları okuyacağız. Zaten e, mesela öğle namazının son sünnetini kıldık, selam verdik, Allahumme selam dedik. Üç. Üç defa Estağfurullah'el Azim, Ellezî lâ ilâhe illallahü'l hayyü'l kayyûmü bi deyt diyoruz. Eûzü besmele çekiyoruz. Ayetü'l Kürsi, tesbihleri, tesbihleri ettikten sonra elimizi kaldırıp duamızı yapıyoruz. Yüzümüzü e, elimizi yüzümüze sürüyoruz. Ondan sonra 67 defa tesbih alıyoruz elimize. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. E 10 sonra da 11 defa İhlas Suresi. Efendim İhlas mı önce okunacak? E, İstifhar mı sonra okunacak? İkisi de olur. E sadece de yazı şekline göre hareket edilir. Yani orada nasıl yazdıysa öyle de hareket edilir. Hani bazıları aklı evvellik yapıyor efendim. Efendim şöyle olacak böyle olacak. Sadece ebediyete yazmışlar onu. Oradaki sıra esastır. Efendim ee, dinleyicimiz anladığımız kadarıyla gece dedi ben dedi kalkıyorum dedi. E, orada dedi. Şimdi iki şekilde anladım ben onu. E, mesela Yatsıyı kılmayıp gece kalkıp kılmak. Efendim yatsı namazını o vakte bırakmak mekruhtur Hanefi mezhebinde. Gece yarısından sonra mekruh. Şafii mezhebinde de öyle. Maliki mezhebinde üçte birinden sonra haram olur buyuruyor. Dolayısıyla e, yatsı kılmak. Teheccüd vaktinde diyor. Orada, orada kalkıyorum. Orada kaza kılınır mı diyor. Bitirle yatsının kazası. Ee, şimdi bir odasını da açıkça evet. getirmek için ben buradan girdim. İkincisi yok efendim ben yatsıyı vaktinde kılıyorum. Yani. Ama teheccüd vaktinde Kazası. yatsının kazasını, ölenin kazasını, ikindinin kazasını yani kaza kılabilir miyim? Tabii zaten teheccüd uykuyu terk etmek demektir ki e, yani o vakte kalktığımız zaman eğer kaza namazı borcumuz varsa biz bir günlük iki günlük kaza namazı kılınca teheccüde kılınmış olur. Onda bir herhangi mahsus söz konusu değil efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ibadetin doğru ve devamlı olanı makbuldür namazın ve bütün ibadetlerin nasıl yapılacağını, yaparken nelere uyulacağını Allahü Teala peygamberine bildirmiştir. Peygamber Efendimiz de bunları öğrendiği gibi eshabına bildirmiş ve kendi de yapmıştır. Farzları, vacipleri ve haramları Peygamber Efendimiz bile değiştirmemiştir ve değiştiremez. Din imamlarımız bunların hepsini eshab-ı kiramdan görerek ve işiterek anlamışlar ve kitaplarına yazmışlardır. Allahü Teala'ya imandan sonra ibadetlerin üstünlüklerin en kıymetlisi ehli sünnet itikadında olmaktır. Ehli sünnet demek inanmakta, ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde Muhammed aleyhisselamın sünnetine, yoluna, Eshab-ı Kiram'a, tabiinin ve daha sonra gelen İslam alimlerinin söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Müslümanların çoğu nefislerine ve kısa akıllarına, kendi görüşlerine uyarak bu yoldan ayrılmışlar, bidat ehli olmuşlardır. Bezzaziye'de buyruluyor ki, Kur'an-ı Kerim'den bir miktar ezberledikten sonra fıkıh öğrenmek lazımdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberlemek farz-ı kifayedir. Lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmekse farz-ı ayındır. Farzlardan sonra ibadetlerin en kıymetlisi ilim ve fıkıh öğrenmektir. Muhammed Şeybani Hazretleri, her Müslümanın haramları, helalleri bildiren 200 bin fıkıh bilgisini öğrenmesi lazımdır buyurmuştur. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e gelerek... ...ya Resulallah ben yalnız Ramazan orucunu tutar... ...farz olan beş vakit namazı kılarım. Bunlara da başka bir şey ilave etmem. Zekat verecek ve hacca gidecek bir şeyim de yok. Acaba bu halle vefat ettiğim zaman... ...benim yerim neresi olur diye sorar. Peygamber Efendimiz o kimseye tebessüm ederler ve bu halinle ahirette benimle beraber olursun buyururlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Her şeyden önce ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdiği, kitaplarında yazdığı itikadı öğrenmek ve imanını buna göre düzeltmek lazımdır. Ondan sonra fıkıh ahkamını öğrenmeli, farzları yapmaya sarılmalı helale, harama dikkat etmelidir. Farzların yanında nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Zamanımızın Müslümanları farzları bırakıp nafile ibadetlere sarılıyor, nafile ibadetleri yapmaya ehemmiyet verip farzları, mesela beş vakit namazı kılmayı, Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmayı, zekat vermeyi, uşur vermeyi, helali haramları öğrenmeyi hafif ve ehemmiyetsiz görüyorlar zekat niyetiyle fakire bir altın vermek, yüz bin altın sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü zekat vermek, farzı yapmaktır. Zekat niyeti olmadan verilenlerse nafile ibadettir. Farz ibadetlerin yanında ibadetlerin hiç kıymeti yoktur, deniz yanında damla kadar bile değildir. Nafile ibadetine kavuşabilmek için imanda, farzlarda kusur olmamak, Günahlara tövbe etmek ve ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır. Riyadun Nasihin kitabında buyruluyor ki bütün ibadetlerin kabul olması helal lokmaya bağlıdır. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Resulullah Efendimiz Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki, Ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki, Ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz, buyurmaktadır. Ahmet bin Abdullah İsvehani Hazretleri buyurdu ki, Büyüklerden çoğu buyurdu ki, ibadetler on kısımdır, dokuz kısmı helal kazanmaktır, bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. Netice olarak, ibadetlerin kabul olması yani sevap verilmesi için hem şartlarına uygun olması, hem ihlasla niyet edilmesi ve hem de devamlı olması lazımdır. Bir seferinde Peygamber Efendimiz'e hangi amelin daha kıymetli olduğu sual edilince, cevaben devamlı olan ameldir buyurmuşlardır. İslam ve toplum